Bayrampaşa Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Yıldırım Ağanoğlu ile Bayrampaşa'dan Rumeli'ye Ramazan bereketi başlıyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler, sevgili Rumeliler. Bu akşam çok değerli 7'den 70'e bütün Türkiye'nin sevdiği değerli sanatçımız Ahmet Özhan Beyefendi'yi konuk ediyorum. Ayrıca Ahmet Özhan Bey birçoğunuz belki bilmezsiniz ama dede tarafından Bulgaristan Silistre Deli Orman bölgesinden ülkemize hicret etmiş bir ailenin evladı. Bunu da özellikle tek Rumeli televizyonu olduğu için vurgulamak istedim. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şeref almaya geldik, sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, hale şükürler olsun. Şimdi müsaade ederseniz, Bayrampaşa Belediyesi'nin bir VTR'si var. Bayrampaşa yıllarca Balkanlara bereket konvoyu, kardeşlik sınır doğrudur tanımaz adında faaliyetler yürüttü. Evet, şu anda 2015 yılına ait bir VTR'mizi izleyeceğiz. Balkanlardan bir köşede sizlerle olacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Keyifli bir sohbet bizi bekliyor efendim.
Sevgili Rumeliler, iyi akşamlar. Bizleri Silistre'den, Deli Orman'dan, Filibe'den, Sofya'dan, Üsküp'ten, Kumanova'dan, Gümülcine'den, İskeçe'den, Yeni Pazar'dan, Priştine'den, Prizren'den, Saraybosna'dan, Mostar'dan, Tiran'dan, Elbasan'dan, Berat'tan, Mecidiye'den, Köstence'den izleyen değerli seyirciler. Tabii ki tarihi başkentimiz olarak gördüğümüz Balkanların da başkenti İstanbul'dan izleyen, Türkiye'den izleyen tüm seyircilerimiz. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Bir Rumeli evladı, dedeleri Bulgaristan Silistre'den hicret etmiş bir ailenin evladı. Kendisi Şanlıurfa doğumlu, dolayısıyla Urfalılarla da hemşeri. 7'den 70'e hepimizin sevdiği sanatçımız Ahmet Özhan Beyefendi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir şey hatırlattın bana. Askerde malum akşamları yemekten sonra bir çay molası verilir. Başka bölüklerden çavuşlar, böyle kıdemliler gelir. Öteki bölükte hemşerisini bir çay için nöbetçi çavuştan izin alır, götürür. Şimdi beni bir kırklar elden arkadaşım geliyor, alıyor. Bir Karamüsel'den arkadaşım geliyor, alıyor. Eskişehir. Bir Eskişehir'den geliyor. Bir Urfa'dan geliyor. Nöbet Çavuş'u dedi ki, kardeş dedi, bir adamın bir tane memleketi olur dedi. Sen dedi, 67 vilayet o zaman. 67 vilayet dedi, sen hemşeri misin dedi. Memur çocuğu olmak böyle bir şey. Eyvallah efendim. Biz şeyden, Silistre'den geldiği zaman dedemler Eskişehir'de yerleşme göstermişler. Orada Karadere köyümüz var. Eyvallah. Babam o köyde doğma. Dedem, babaannem, koca hala, bizim büyük hala, koca hala dediğimiz, koca hala orada doğmuş falan. Siz dedenizi görebildiniz mi efendim? Ben dedemi hatırlamıyorum. Görmedim. Ama koca halayı? Görmedim. Koca halayı gördüm. Silistre'ye dair bir şeyler anlatırlar mıydı? Yani onlar çok yaşlıydı. Hı-hı. Ben çok küçüktüm. Yani bugünkü bir diyalog imkanı olsaydı herhalde çok şeyi anlatılırdı. Fakat Eskişehir'de bir profesör arkadaş vardı. Biz de Eskişehir'e bir konser için gidiyordum. Hazırlık yapmışlar. Benim köye gitmiş, akrabalarımı bulmuş efendim. Ve bizi köye götürdü. İlk defa gördüm. Köyü. Karadere Köyü. Karadere Köyü, Dağ Köyü. Yani Balkanlarda da bizimkiler reçbermiş. Karadere'de de, köyde de reçberlik yaparlarmış. Sonra babam okumak için Eskişehir'e inmiş. Sonra işte emniyetçi olmuş, polislik mesleğinde. Biraz dobra dobra adamdı. Kimseye böyle hamile kat yakınımdır falan filan anlamazdı. Çok sürülürdü. Efendim. Allah rahmet eylesin. Amin. Urfa'da memuriyeti sırasında da biz dünyaya gelmişiz. O da benim hayatımda çok önemli bir yer tutar. Tarihi dokusuyla, manevi dokusuyla, mimari dokusuyla, Urfa'da edebi dokusuyla bir Fuzuli şehridir yani. Şimdi lahmacundan anılıyor ama değil yani öyle. Urfa çok ağır bir kültüre sahip bir yerdir. Kadim Allah, bir medeniyet. Kadim bir medeniyet tabii. Allah hamdü senalar olsun, güzel vatanımın her karışı bizim için Kabe toprağıdır. Eyvallah. Elhamdülillah, şükürler olsun. Cenab-ı Hak memleketimizi sergisin her türlü kötülükten. Eyvallah efendim. Tabii anladığım kadarıyla 1877-78 yani 93 Harbi dediğimiz savaş sonrası evet. Gelmiş dediler. Dedemler o zaman o savaş gelmiş. Çok acı bir savaş. Ben de malum uğraşıyorum göçle, hicretle, evet. Tarihiyle. Ülkemize 1.250.000 muhacir geliyor o zamanki topraklarımıza. Bu ya. Çok büyük bir sayı. Osmanlı-Rus Savaşı sonrası. Evet. Devlet bunlara iskan etmeye çalışıyor. Öncelikle hedefi demir yolu olan bölgelere ve deniz yolu olan bölgelere. Demek ki sizleri de öncelikle Eskişehir'e evet, iskan Eskişehir'e etmişler. Evet. Allah o acıları bir daha vatanımıza yaşatmasın. Amin. Bizleri bir daha muhacir durumuna düşürmesin diyelim. Efendim, ben 1981'de 13 yaşında bir çocukken anne vatanıma, Üsküp'e, annemin vatanına ilk defa gitmiştim. Kafamdaki Rumeli imajı
o zamandan oluşmaya başladı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Ramazan'ı da orada yaşadık. 13 yaşında bir çocuk olarak. Bisiklet kullanmayı ilk defa orada öğrendim. Sonra Rumeli akrabalar dolayısıyla, babam da Sancaklı, Bosna Sancaklı, Priyapolye şehrinden. Devamlı akrabalar geliyor. Rumeli, Balkanlar ilgi alanımızdan hiç çıkmadı. Sonrası zaten İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü, arşiv derken, Osmanlı belgeleri derken devam etti bugüne kadar. Ancak ben fakir 84 yılında televizyon, o zaman bir tane televizyon var, TRT1. Evet. Sizin Aliş'le Zeynep dizisini hiç unutamıyorum. Evet. Çünkü o 6 bölümlük bir diziydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya 4 ya 5'ti. O civarı olabilir. Kısaydı ama adeta bir Balkan belgeseliydi. Adetasız, yani Allah rahmet eylesin Yücel Çakmaklı, bizim hiçbir sahnemiz yoktur ki arka planında bir Osmanlı asarı olmasın. Biz mezar taşından tutun, bir abideden tutun, bir evden tutun. Yani Osmanlı'nın orada bırakmış olduğu asarın ne var ise, camiler, kervansaraylar, köprüler, efendim, hep oralarda çalıştık. Hep background'umuzda ecdadımızın oralardaki mimarisi vardı. Savaştan önceydi. Çok değerlidir. Bosna Savaşı'ndan. Yani çok değerlidir o. Hakikaten bir belgeseldir. Şimdi o yapıların birçoğu yok. Evet. Bombalandı, yıkıldı, gitti gürültüye. Sonra ben daha sonra da gittim, kaç kere gittim Bosna'ya. Efendim, her tarafa dolaştık, gezdik, gördük. Bizim çekim yaptığımız yerler şimdi mezarlık. Evet. O yeşil gördüğünüz tepeler. O yeşil gördüğünüz tepeler bembeyaz. Malum onların böyle... Evet. Şahideli mezar. Evet, vardır. O vaziyette çok üzüntü verici tabii. Çok şey. O yüzden o savaş zamanında motivasyon olsun diye Aliş ve Zeynep dizisini bol bol göstermek lazımdı. Çok akla gelmedi maalesef. Dediğiniz gibi çok ciddi bir belgeseldir, o Rumeli belgeselidir. Efendim orada gidince tabii o zamanlar, her zaman gençsiniz ama o zamanlar 35'li yaşlarda, 34 gibi. 34 yaşında falan. Evet. Rumeli'ye ilk gidişiniz miydi? Esas neler hissettiğinizi soracağım. Karayolundan Avrupa'ya giderken falan hep geçerdik. Ama böyle derinlemesine... Daha hayır, tabii. Geçerdik yani, transit geçerdik. Daha çok Yugoslavya'dan geçerdik. Tabii. Tito zamanı, efendim, o soğuk vitrinleri görürdük. Bazı böyle mola yerlerinde falan filan. Ama Bosna'ya ben Aliş ile Zeynep çekimleri için gittim. Tabii sadece Bosna'da değil. Yani birçok yerde çekildi. Neresi varsa. Efendim, nerede asarımız varsa doğrusu. Zaten senaryo o şekilde hazırlanmıştır. Yani Osmanlı'nın, tabii orada bir drama var ama background'unda meselenin Osmanlı'nın o dönemdeki Rumeli'ndeki siyasi olaylar, ekonomik olaylar, sosyal olaylar. Bunların hepsi çok güzel işlenmiştir orada. Çok güzel işlenmiştir. Yani bizim azınlık durumuna düşüşümüz, sonradan bizim oradan sürülme tehlikelerinin başladığı dönemleri içeren bir senaryodur. Tarihi gerçekliğe dayanır yani. Çok ilginç, Bosna çekimlerinden önce de ben Amerika'daydım. Evet. Efendim, Amerika'dan geldim, yani bavul değiştirdim, Bosna'ya geçtim. Bu kadar dip dibe. Ve Bosna'ya gittiğim zaman sanki Amerika'nın bir eyaletine gelmiş gibi oldu. Neden efendim? Nedenini söyleyeyim. Bir kere zaten Slav ırkı olduğu için hepsi sarışın, uzun boylu kızlar, oğlanlar, böyle yakışıklı yakışıklı insanlar. Kıyafetleri o sırada Amerika'da ne giyiliyorsa onları giyiyorlardı. Renkleri itibariyle falan itibariyle. Ve sabahlara kadar büyük bir şey vardı, eğlence vardı. Yani Saraybosna uyumuyordu. O şekilde
Bunun için söylüyorum, bir özden kopuş vardı. Evet. Bir özenti vardı. Sonra hani Sırp'ın bize bir şey yapmaz, biz kız verdik, kız aldık falan filan gibi kardeşiz şeyleri. Ama işte dost uyur, evet, düşman uyumaz. Evet. Nitekim neler geldi başımıza. Evet. İşte o aymaz, o derece dünyalı olmak, o derece özden kopuk böyle bir özente hayat yaşamak. Sonra işte biz zayıf anımızda, ki o hal, o yaşam biçimi zayıflatır insanı, toplumu. Ve maalesef o acı günleri yaşadık. Allah Bilge Kralımıza cennette daha ziyade makamlar nasip etsin. Eyvallah. Öyle bir Müslüman yürek, öyle bir vatanseverlik, Allah'a şükür, soba barosundan yapılan toplarla memleketi bugünkü hale getirdi. İnşallah bundan sonra aynı hataları yapmayız. İnşallah. Balkan serüvenimiz genellikle böyledir biz. Evet. Ve şimdi demin muhacirlikten bahsettik. Aslında topraklarımızı, oradaki topraklarımıza sahip olup orada daha çok direnmemiz lazımdı biz. Yani orayı terk etmek demek tarihimizden, bir de ne zaman tarihin hangi bölümünde olursa olsun Yıldırım Beyciğim, eğer bir yerde İslam bayrağı varsa kıyamete kadar orası İslam Darül İslam. Darül İslam'dır. Evet. İslam beldesidir. Bu şuurla tabii çok eziyet görüyorduk. Tamam, kırılıyorduk falandı filandı ama çok büyük toplu göçlerle biz bütün bu avantajlarımızı, Darül İslam potansiyelimizi zayıflattık. Eyvallah. Geldik. Gelmeseymişiz daha hayırlıymış. Maalesef bunlar yaşandı. Dediğiniz duanıza katılıyorum. Bir daha olmasın inşallah. Ve işin tuhaf tarafı, benim her zaman içimi kanatan şeydir. Avrupalı sayılıp, güya demokrat olup, güya insan haklarına çok saygılı olan insanların yaptığı seviyesiz işler büyük bir riyayı ortaya koyuyor. Yani bizim Batı Trakya'daki, yani ben de bir Rumeli kanı taşıdığım için oraya her zaman duyarlıyız, ne oluyor, ne bitiyor. Efendim, bir sürü de dostlarımız var tabii ki yani. Siyasilerden olsun, din adamlarından, müftülerden olsun falan filan. Canımızı sıkan, üzüntü sebebi olan birçok şey oluyor. Yakışmıyor bu devirde, bu bilgi çağında insanoğlunun birbirine bu derece haksızca hareket etmesi. Yani biz Türkler bunu bilmeyiz. Bilmeyiz biz. Yani ne dedi Cumhurbaşkanımız bu Suriyeli meselesinde? Biz ensar hassasiyetiyle davranıyoruz dedi. Yani hicret etmek zorunda kalmış, canını kurtarmak zorunda kalmış insanlara kucak açan ama çok da eleştiriliyor. Eleştirildi. Ama biz Türkler, biz asırlar öncesinde İspanya'dan kovulan Yahudileri vatanımıza almışızdır. Bütün Osmanlı zaten bir emperyal imparatorluk değildir. Bütün genetiklere, bütün inançlara kucağını açmış gerçek demokrat bir imparatorluktur. Devleti Osmanlı. Aliye, yüce devlet. Devleti Aliye tabii. Evet. Yani kimsenin ne dinine karışmış, ne adetine karışmış, ne diline karışmış. Osmanlı'ya dahil olup da asimile olmuş bir toplum gösterir misiniz bana? Yoktur. Yahudi, Yahudidir, Hristiyan, Hristiyandır. Herkes kendisidir yani. Yani bir takım siyasi çarpıtmalarla işi manipüle etme doğrultusunda kötü niyetlerle çalışan insanların söylediği şeylerin kısmı külliyesi doğru değildir. Yani insafla düşünmek lazım. Onun için ben Türklüğümle iftihar ederim. Bizim için öteki milletlere göre bizim ötekimiz çok azdır. Biz ötekileştirmeyiz. Soframız herkese açıktır. Tanrı misafiri diye bir kavramımız vardır.
ben çok hatırlıyorum. İftar vakti, çocuklar daha küçük, kapı çalınıyor. Sütçü, o saatte gelebilmiş. Adam kanter içerisinde, şeyle, düğümle süt geçirmiş. Dedim ki hemen gir içeri. Ezan okumak üzere. Adam oruçlu. Gir içeri dayı. Girdi, oturdu soframıza. İftarını etti, yemeğini yedi. Efendim biz de sütümüzü aldık, parasını verdik, yolladık. Biz böyle mi milletiz? Biz böyle Müslümanlığı damardan yaşayan insanlarız biz genetik olarak. Efendicim, şöyle katılır mısınız? Bizim için öteki zalimlerdir. Zalim olmayan her millet bizim öteki sınıfına girmez dediğiniz gibi. Yani hatta sevgili kardeşim, bizim bir numaralı prototipimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet. Efendimiz kime düşmanlık yapmış? Kimi ötekileştirmiş? Evet. Yani sokakta oynayan çocuklardan bir tanesinin eksik olduğunu görünce üst üste iki kere dikkatini çekiyor. Soruyorlar. Diyorlar ki buyurun siz Sultan. Efendim nerede o çocuk? Bir çocuk arkadaşınız var eksik. Kuşu öldü diyorlar. Evet. Kuşu öldü, çok üzgün, gelemiyor. Oynamak istemiyor canı falan. Nerede evi? Diyorlar o Yahudi ama yani. Ben size evini sordum. Ne milletten olduğunu sormadım diyor. İşte şurada oturuyor diyor. Gidiyor. Kuşu ölen Yahudi çocuğunu taziyeye gidiyor efendim. Baş sağlığı diliyor ona. Evet. Buradan hesap biçelim kardeşim. Evet. Ötekilik ne demekmiş? Biz vahdete inanmış insanlarız. Biz vahdete vücuda inanmış insanlarız. Fesemme veçullah diye bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Nereye dönersen dön, Allah'ın veçinden başka bir yere dönemezsin. O zaman öteki diye bir şey var mı? Eyvallah. Onun için biz millet olarak böyleyiz. Bunun tersini yapıp da batılı geçinen, bu şu son zamanlarda Kur'an-ı Kerim yakan, bu evet, densiz, bu ahlaksız, bu düşüncesi şuursuz, güya protesto, güya siyaset gibi alçaklıkları yapan bizden hiç kimse, bizde İncil yakan çıkmamıştır bugüne kadar. O Allah'ın kitabı diye biz bir de onu yükseğe koyarız. Yani tahrif olmuştur amenna. Saf bir vahiy değildir ama yine de içinde bir vahiy olduğundan dolayı bir yerde görsek aşağılarda olsa yukarı bir yere koyarız. Tevrat'ı öyle yaparız, İncil'i öyle yaparız yani. Onun için medeniyetle teknolojiyi karıştırmamak lazım. Batı teknolojisi olabilir ama Doğu'nun medeniyeti vardır. Eyvallah. Efendim, şimdi sizi biraz dinlendirelim. Hafız Adem Başar hocamız, evet, Furkan Suresi 70-77. Ayetleri bize bir Kur'an ziyafeti versin. Eyvallah. Buyurun hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالَّذِينَ
Ağzına gönlüne sağlık. Bu Kur'an ziyafetinden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Efendim, Ahmet Tezcan'a da selam olsun. Evet. Çok güzel bir kitap hazırladı. Sizinle bir röportajlardan oluşan karşılıklı sohbetlerinizden. Evet, evet. Ayrılık. Nehir kitap diyorlar ya. Evet. Böyle sürükleyen giden ayrılık, evet. Yaman kelime ekrana getirdiler şu anda. Ve çok güzel bir burada bir küçük bir nokta var. Bir aşk hikayesi. Evet. Şimdi hem kitabın ismi çok güzel, oradaki aşk hikayesi çok güzel. Bize onları kısaca açıklayabilir misiniz? Evet. Hepsi Ahmet'in kurgusu. Onların ismi kitabın. Ahmet sordu, Ahmet cevapladı. Şimdi benden istiyorlardı böyle bir Ahmet Özcan kitabı. Efendim, ben kendimi anlatmak taraftarı olan bir insan değilim. Eyvallah. İşte şunu yaptım, bunu yaptım, falan eyvallah, ettim, filan ettim. Bilen biliyor. Hatamızda, sevabımızda. Fakat hayatımdan bir ders çıkarmak icap ederse, hayatımı analiz etmek icap ederse ne yaparız gibilerinden düşünüyordum. Ben de yayıncı kuruluşa dedim ki yani bu bir Ahmet Özcan'ın metiye kitabı olmasın. Nedir, ne değildir, ne yapmış, ne etmiş, kökü nedir, ucu nedir, dalı nedir, meyvesi nedir? Ben ne yapmaya çalışmış? Veya tevafuklar onu nereye götürmüş? Yani bunu dedim böyle bir çalışsak falan. Dediler ki siz nasıl isterseniz. Eyvallah. Bunu da yapabileceğim benim tek kişi Ahmet Tezcan'dır. Benim kardeşim kadar yakınım. Bütün özelimi de genelimi de bilen bir insandır. Özelimi de genelimi de algılayabilecek bir kapasiteye sahiptir. Çok yakın arkadaş olursun da yeteri kadar algılamaz seni. O da bir başka bir şeydir. Yani kabiliyet. Fazlası vardır, eksiği yoktur Ahmet'in yani. Ben hayranıyımdır. Kardeşim benim ama ben hayranıyım onun. Ondan sonra ona açtım. Dedim Ahmet'im dedim böyle bir şey istiyorlar falan filan. Yaparız abi dedi. Bu
pandemi döneminde o Ayvalık'ta ben İstanbul'da teknolojinin imkanlarıyla her akşam bir saat osurduk karşılıklı. Hem hasret giderdik hem sohbet ettik. Sonra o bütün büyük bir ustalıkla onları halli hamur eyledi. Ve böyle güzel bir hayat hikayesi ve ibret alınacak bir şey çıktı ortaya. Çünkü sizin başınıza gelen musibetler, size magazin basınının yaptığı haksızlıklardan tutun da, bütün hayatınızın bir serencamı bu. Yani bir şikayet kitabı da değil. Değil. Bir metiye kitabı da değil ama Ahmet Özhan diye bir insanın sanat hayatı nasıl tevafuklarla, kader nasıl hükmünü icra etmiş, bunu takip etmek. Efendim nerede ne yapmışım, nerede gevşek davranmışım, nerede gayret etmişim falan. Sahaflara nasıl yolu düştü, Muzaffer Özak Efendi'ye yolu düştü. Efendi Ömer Tuğrul İnançer'le tanıştı. Evet. Zaten derece-i âli olsun, ön sözü de Ömer Tuğrul İnançer'in ön sözüyle yayınlanmak nasip olmuş. İkimizi de tanır, iki Ahmet'i de tanırdı. Ahmet de onu düşündü, dedi. Ben söylemedim öyle abime yazar mısın diye. Evet. Ahmet söyledi, o da peki demiş, yazdı. Güzel bir portre çıktı ortaya. Eyvallah. Yani hakikaten ilginç bir kitap oldu. Çok kısa, ayrılık yaman kelime. Ayrılık yaman kelime, benim işte o 2,5-3 yaşındayken söylediğim bir şarkı Saadettin Kaynağ'ın. Radyo dinliyorsunuz o zamanlar. Radyo dinliyoruz. Tabii bir televizyon falan yok. Sene 1953 efendim. İşte onu devamlı açık radyo evde. Herkes müzikten hoşlanır. Babam haberleri, ajans dinler falan. Ayrılık yaman kelimeyi ben ezberlemişim. Dolaşırken okuyormuşum. Bunu anlatınca Ahmet'in hoşuna gitti. Kitabın ismini taşıdı onu. Peki aşk hikayesi, o A nokta Ş nokta K. Aslında benim gerçek künyem Ahmet Şükrü Katıöz. A Ahmet nokta Şükrü nokta Katıöz K. Bir araya gelince aşk olur. Aşk olur. Yani bizim demek ki oluşumumuzda bir aşk mayası varmış. Eyvallah. Sonra hakikaten ben kendimi hatırladığımdan beri mutlaka gönlüm bir yerlere bir heyecan odaklı bağlanmıştır. Kendimi hatırladığımdan beri, ilkokul öncesinden itibaren. Hep ilgi odaklarım olmuştur. Hep onlarla yatmışımdır, kalkmışımdır, hayaller kurmuşumdur falan. Ben yani o ilk gençlik yıllarımda çok romantik bir çocuktum. Çok romantik bir çocuktum. Sonra hayat bizi realist etti. Romantizm kalmadı. Çünkü romantizm zaman zaman insana aksaklık getirebilecek bir şeydir. O Efendimizin söylediği hayrul umur evsatuha, ne romantik olacaksın ne çok realist olacaksın. İkisinin ortasında güzel bir yumuşaklıkta hayatı algılayacaksın. Oraya dönüştürdü hayat. Gene seveceğiz, gene rakikiz, yani gönlümüz titrer. Hayvanlara hiç kıyamam. Bildiğim kadarıyla 4 tane kediniz var. Kedi var evde, evet. Beraber onlar ediyoruz. Baş tacı. Baş tacı onlar hiç. Ne isterse onlar o olur. Hatta diyorsunuz ki onlar oturuyorsa koltukta ben oturmam. Yerde otururum. Yani öyle bir güzel uyuyor ki. Şimdi ben onu oradan zulüm yani. Tamam biz yerde otururuz da var. Efendim bir de şeyi çok güzel anlatıyorsunuz. Müsaade ederseniz ben kitaptan onu aktarmaya çalışayım. Tabii ses sanatçısınız. Neonlarda isminiz yazılıyor. Bir gün çıkıyorsunuz Ahmet Öz yazmışlar. Ondan sonra yani işte Katı Öz olmasın, Öz olsun. Evet. Tamam size kimse sormuyor. Tabii. Ondan sonra bir başka gün biraz daha vakit geçiyor. Ya bu Ahmet Öz kısa olmuş, Ahmet Özhan olsun. Evet. Ama siz zannediyorsunuz ki Allah Allah benim yerime başkasını aldılar. Kovuldum. Yani Ahmet Özhan'ın ortaya çıkış serüveni de gene size sorulmamış. Hani şimdi o gazino o çağlarda bana kim de soracak? Gencecik çocuğum. Evet.
Efendim, öz olduğum zaman 18-19 yaşındaydım. Evet. Özen olduğum zaman 22 yaşındaydım. Askerden sonra değil mi efendim? Askerden sonra. Evet. Efendim. Beni işte yapılandırmaya çalışıyor Fahrettin Aslan, patronumuz. Bu şekilde münasip görmüşler. Evet. Sonra Ahmet Özen olduk. Biz sizi bundan sonra da hep tabii ki Ahmet Özen olarak biliyoruz, çocuklar, seviyoruz. Çocuklar yani okul çağına gelinceye kadar bir mahsur yoktu benim için. Evet. Nüfusumda Ahmet Şükrü Kataöz, sahne ismim ve halk tarafından tanınma şeklim Ahmet Özen. Bazı uçak biletlerinde falan işte Ahmet Özen diye alıyorlardı. Sonra kimlik ibraz etmek için Amerika'da başıma geldi. Eyvah. Yani Türkiye'de olsa biraz su kaldırırdı, Amerika'da anlatıncaya kadar efendim belimiz çatladı. Uçamıyorduk neredeyse. Sonra okul, çocuklar okula başlayacak. Ulan dedim, şimdi çocuk diyecek ki ben Ahmet Özcan'ın çocuğuyum. Kataöz yazıyor. Künyesinde Kataöz yazıyor falan. Dedim çocuk bunu kaldıramaz, ne olduğunu anlayamaz. Tevfik kardeşim vardı, Allah nur içinde yatsın. Onun şirketinin avukatlarına o söyleyiverdi. Dedi bunu bir soyadı şey yapalım, değişikliği. Ahmet Kataöz oldu. Ahmet Şükrü Kataöz oldu Ahmet Özcan. Eyvallah efendim. Nüfusta da çocuklarda o ikilemi zaten yaşamadılar. Ben bir de çocuklarınızın şunu seviyorum, daha önceden bir sohbetimizde dinlediğimde. Kızınız zannediyormuş ki herkesin babası televizyonlara çıkıyor, tanınıyor. Yani ne var ki bunda? Evet. Yani onun bir özellik olduğunu bilmiyor çocuklar. Babalar televizyona çıkar yani. O da çok güzel bir şey. Sonradan anladılar ki, aa baba, başkaları çıkmıyormuş. Yani Şengül'ün babası çıkmıyor, niye? Kızım bak, benim sanatım var, onun için çıkıyorum, herkesi çıkacağı bir yer değil orası falan. Bir de oğlum küçükken bir gün bana, baba sen de şarkıcı olsana dedi. Ben neyim dedim. Sen klasik tasavvufçusun dedi. Oo. Şarkı nasıl olur dedim. Burak Kut gibi olacaksın dedi. Burak Kut gibi dedi, şarkıcı olur. Ben bunu Burak'a anlattığım zaman orada bayıldıydı. Bak şarkıcı olmaya çalışacağım bu saatten sonra. Efendim, tabii bu bir giriş olsun sohbetimize. Ramazan ayındayız. Evet. Oruç Bakara suresinde sakınmak olarak Allah-u Teala bize söylüyor. Sizin de bu konuda çok güzel izahlarınız, açıklamalarınız oluyor. Bizi bu konuda biraz irşad eder misiniz? Sakınmak nedir efendim? Eyvallah. Nelerden sakınacağız? Efendim şimdi sakınmak dediğimiz zaman bile gene beşer boyutunun bir vurgusu var orada. Aslında oruç beşer boyutundan sıyrılmaktır. Arınmak. Yani arınmak ve beşer boyutundan, beşer komplekslerinden sıyrılmaktır. Beşer yemeğe muhtaçtır. Oruçta yenmez. Beşer bir takım cinsellik olsun gibi tutkuları vardır. Oruçta yoktur. Yani oruç tutan insan la teşbih, tanrısallaşır. Şimdi bu sadece yemek, içmek ve yatmak kalkmanın ötesinde. Beşer, Allah dedikodu yapmaz. Beşer dedikodu yapar. Allah hak görür. Beşer bulanık görür. Nefsinden görür. Allah hak işitir. İşitmeyi hak olarak yaratmıştır. Beşer dedikodu dinler. Oraya kulak kabartır, buraya kabak kabartır ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı semî sıfatının açığa çıkışında bu tür çarpıklıklar yoktur. Basir sıfatının açığa çıkışında böyle hak olmayana bakmak, tecessüsle bakmak yoktur. Gibi insanların maalesef şeytana uyarak çarpıttıkları hayat biçimini, davranış biçimini oruç topyekün olarak düzeltmek gayesiyle var edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'in ilk suhufunda Hazreti Adem'e inen. Bak Kur'an-ı Kerim diyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın indirdiği kitap tektir. Belli bir sürede suhuf olarak zuhur etmiştir. Sayfeler. Sayfeler. Eyvallah. Belli bir sürede efendim zebur olarak zuhur etmiştir. Belli bir sürede Tevrat olarak zuhur etmiştir. Yine İncil olarak zuhur etmiştir. Sonra son kimliği bizim dilimizde Kur'an-ı Azimüşşan, Furkan olarak kemale ermiştir. Ve Cenab-ı Hak bu kemali sizin için nimetimi tamamladım, razı oldum diyor. Yani Hazreti Adem'e inen vahiy ile Kur'an-ı Azimüşşan arasında bir başka kitap yoktur. Başka bir sahife yoktur. Ve bütün bu insanlık süreci içerisinde oruç hep vardır. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Kılındığı gibi diyor zaten ayet-i kerimede. Oruç hep vardır. Çünkü oruç, beşerin bulanacağı kirden, pastan insanları sakındırmak için Cenab-ı Hak tarafından lütfedilmiş çok önemli bir ibadettir. Bir biçimdir, bir yaşama biçimidir. Efendimiz Aleyhisselam ve onun yolundan gelenler, sadece Ramazan orucu değil, üç aylar dediğimiz Recep ve Şaban, Ramazan'da 30 günde, Recep ve Şaban da Efendimiz sıklıkla oruç tutmuşlardır. Efendim Muharrem orucu tutmuşlardır, ilk 10 günü özellikle. Pazartesi, Perşembe orucu tutmuşlardır. Arabi ayın başı, ortası, 13'ü, 14'ü gibi ve sonu oruç tutmuşlardır. Yani her fırsatta oruç tutmuşlardır. Çünkü oruç, arz ettiğim gibi, bu beşer boyutunun sapkınlıklarından, tiryakiliklerinden insanı uzaklaştırır, uzak tutar. Ayrıca bu tutkunlukların en büyük tetikleyicisi, orta beyin denilen sindirim ve mide ve sindirim sistemidir ve üreme sistemidir. Orta beyin diye anılıyor. Yemek içmek, özellikle fazla yemek içmek, orta beyni çok meşgul edip artı gıdayı dışarı atmak için bir takım dürtülerle insanın gözünü, kulağını, dilini ve bütün azayı vücudunu dışsala sürüklemektedir. Oruçta bu orta beyin istirahate çekildiğinden dolayı vücudun bütün enerjisi ve şuur üst beyin tarafından kullanılmaktadır ki üst beyine kalp, gönül, fuat yani insanı insan yapan, ünsiyet sahibi yapan bölümler kullanır o enerjiyi. Efendim fuadı nasıl açıklarsınız? Fuat, gönülün, kalbin, beynin ortak noktasıdır. Yani ortak, bütün buralardan edinilen feyzin, berekatın değerlendirildiği noktadır fuat noktası. İnsanın en önemli irfan noktasıdır. Efendim, bundan dolayı safahata enerji kullanılmaz. Bu boşta kalan enerji bir takım duygularımızı tetikleyerek bizi dışsallığa ve malayaniye, bedenselliğe, birimselliğe sürükleyemez. Ve üst beyinde kalan enerji ve tefekkürün fi halki semavati vel ard bağlamında tefekkürle hakikatini bulma yolunda çok ciddi mesafe kat eder. İşte oruç bunun mimarıdır. Ve orucu sadece Ramazan'a bağlantılı düşünmeyelim. En azından haftada pazartesi, perşembe oruçlarını tutalım ki vücudumuz arınma adına bir imkan sahibi olsun. Eyvallah efendim. Şimdi herkes sizin sayenizde Türkiye
tekke musikisi denilen tasavvuf musikisini tanıdı. Ve sevdi. Evet. Sevdirildi. Müsaade ederseniz sizin sesinizden bir video VTR'de bir ilahi dinleyelim. Tabii memnun olurum. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Ahmet Özhan Beyefendi'den güzel bir ilahi VTR'siyle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Akilem ne divane, gel gör beni, beni aşk neyledi? Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh coşarım seller gibi. Gel gör beni, beni aşk neyledi? Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Baştan ayağa yârim, gel gör beni, beni aşk neyledi? Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde giriftar eyledi.
televizyonunu yeni açanlar için sevgili seyirciler, Ahmet Özhan Beyefendi konuğumuz. Yine bir Ramazan akşamında sizlerle birlikteyiz. Ramazan'la ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Efendim, oruç bizim ferdi ve cemiyet hayatımızı nasıl şekillendirmeli? Evet. Şimdi geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz özelliklerle orucun bizim birimselliğimizi, izafi görece birimselliğimizi ne kadar tezyin ettiğini, yani arındırdığını ve kemale doğru yönlendirdiğini konuşmuştuk. Şimdi bu şekilde düşünen, gözleri bu şekilde bakan, kulakları bu şekilde duyan, dili bu şekilde konuşan insanlardan oluşmuş bir cemiyetin tadına doyum olur mu? Eyvallah. Dedikodu yok. Malayani yok. Efendim kimsenin efendim özelinle meşgul olmak gibi insana yakışmayacak şeyler yok. Üstelik ötekileştirme diye bir şey yok. Ötekisizlik var. Ötekisizlikten kaynaklanan paylaşımda uçsuz bucaksız bir cömertlik var. Hem hal olmak var. Hani empati diyorlar ya şimdi. Hem haldir bizim kültürümüzdeki. Senin halinden hallenmemdir. Hem hal olmak var. Derdinden ortaklaşmak var. Sevincinden ortaklaşmak var. Şimdi bakar mısınız? Oruç nimetinin getirmiş olduğu ahlak seviyesindeki toplumun kalitesine. Allah Allah. Harama bakmıyorsun, haram dinlemiyorsun, haram söylemiyorsun, haram yemiyorsun, haram içmiyorsun. Karşındaki için yaşıyorsun. Bundan büyük fazilet olur mu? Eyvallah. Hem hal olarak karşındaki için yaşamak kadar büyük fazilet olur mu? Büyük zenginlik olur mu? Bunu yapabilmek İşte insanlığın doruk noktasıdır. Bütün bunları bize temin etmek gayesiyle Cenab-ı Hakk'ın bize sunmuş olduğu çok önemli bir imkandır oruç. Hem bireysel olarak tertemiz oluyorsun, hem bireylerden oluşan toplum tertemiz bir toplum oluyor. Gerçek Müslüman toplum oluyor. Suç oranları azalıyor bu Ramazan-ı Şerif. Yani sanki yokmuşçasına yani. Büyük şeytanlar bağlanmalı. Olmalı. Olmalı. Bağlanmalı. Evet. Ama gerçek oruç tutuluyorsa. Evet. Gerçek oruç. Yani sadece aç kalmaktan, belli bir saat içerisinde aç kalmaktan ve bir takım münasebetlerden uzak kalmaktan ibaretse hiçbir şey azalmaz, hiçbir şey de bağlanmaz. Hı. Kimse kimseye öyle bedavadan şeytanın bağlanması diye bir şey yoktur. Gerçekten orucun hakikatini algılamakla şeytanlar bağlanır ancak. Eyvallah efendim. Şimdi tabii terbiyemizde, medeniyetimizde çok güzel sözler var. Kelam-ı kibarlar var. Bunlardan bir tanesinde, bu birçok sohbette, ilahide ya da nutuklarda da geçer. Yani benzerlerini kastediyorum. Gönül kırmak, alemi yıkmak gibidir. Evet. Bu gönül neden bu kadar önemlidir? Ya da alemi ya da Kabe'yi yıkmak da evet. olarak da geçiyor. Tabii. Bu konuda bizi aydınlatırsanız. Vallahi Kabe, İbrahim Halil peygamberin yaptığı bir bina. Eyvallah. Gönül Allah'ın yaptığı bir bina. Eyvallah. Gönül Kabe'den ileridedir. Bir gönlü yıkmak, 50 bin tane Kabe'yi yıkmak. Bir gönül yıkmaya değmez yani. Onun için gönül niye önemli? Gönülde hak var. Gönüllün ortaya çıktığı veri tabanı zat, sıfat ve esma terkibidir. Cenab-ı Hakk'ın tecelli yeridir gönül. Burasını biraz daha zat, sıfat ve terkibi esmayı günümüz gençleri de biraz daha alsın. Peki. Biraz açabilir miyiz? Peki. Şimdi zatı Cenab-ı Hakk'ın varlığı demek. Kendine özgü, sonsuz, evvelsiz, ahirsiz ve kadir, kavi, kudret sahibi, sonsuz ilim sahibi,
varlığı hiçbir şeye muhtaç olmayan, var olmak için bir başka bir güce muhtaç olmayan, anamız babamız olmasa biz olmayız. Eyvallah. Biz bir sisteme bağlanmışız. Allah böyle bir şey değil. Allah zatından var. Zatıyla kaim, sıfatıyla muhit, esmasıyla malum, asarıyla zahir. Bunları da boşalım. Efendim çok güzel konuşuyorsunuz. Ben tabii onları anlayabiliyorum birazcık, birazcık. Ama asar eserler demek diye böyle lütfen. Yani zatıyla kaim, varlığı için hiç başka bir şeye ihtiyacı yok. Sıfatıyla muhit, alem denilen, kainat denilen sonsuzluk alemi, onun sıfatlarının platformu. Onun sıfatları platformu olmuş aleme. Ve esması, yani isimleri. Bu isimler onun ilim şubelerinin isimleri. Rahman, Rahim, Kadir, Kavi, Vedud, Latif. Say sayabildiğin kadar. İşte 99'u alem olmuş, sonsuz 99'lar vardır. İlminin nihayeti yoksa, isminin de, isimlerinin de nihayeti yoktur. Esma-ül Hüsna en bilinen, bizim bildiğimiz, anahtar, avam tabakasının anahtar, bildiği. Sıfat isimler bunlar. Evet. İsim sıfatlar. İkisi de söylenebilir yani. Evet. Bunlardan oluşan bir var, kainat. Ve bu kainatı gözlemci olarak değerlendirme şansına sahip iki kavim var. Biri cinliler, cinler, cin kardeşlerimiz. Bir de eşref-i mahlukat, insan. Cinler de alemi değerlendirmek üzere varlardır. Alemde bizden kıdemlidirler. Ancak terkipleri bizim kemalimizde değildir. Onun için onlar halife değildir. Halife insandır. Çünkü onlar varken Cenab-ı Hak ben arzda bir halife yaratacağım diyor. Melekler de onları bildikleri için onlar kan dökücü, fesat çıkartıcı bir kavim. Bunlardan mı diyor halife yapacaksın? Ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Ve Adem Aleyhisselam'ın varlığı söz konusu. İşte bu alemdeki bütün bu Cenab-ı Hakk'ın kudretlerinin ve kuvvetlerinin bir araya gelip bütün alemi tanıma kabiliyetine sahip olan insanı kırmak, üzmek, alemi kırmaktır. Apaçık. Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen. Sen alemin zübdesiysen, özü, evet. Özü, hakikatiysen, ben seni kırdığım zaman bütün alemi kırmış olmuyor muyum? Bu nasıl bir bilinçtir efendim ya? Bu bilince ulaşmak nasıl bir şeydir? Ama işte ben her zaman her sohbetimde, her kardeşlerimizle söylüyorum. Varlığın nitelik ve niceliğini bileceğiz. Varlıktaki tevafukları gözleyeceğiz. Küçücük bir buğday tanesinden trilyonlarca buğday, küçücük bir çekirdekten, tohumdan ormanlar açığa çıkartan, herkesin yüzüne baktığın zaman gözleri aynı yerde, burnu aynı yerde, ağzı, dili aynı yerde ve aynı özelliklerle yaratılmış. Göze bakıyorsun, göz bebeği var, retinası var, efendim şusu var, busu var, kulağa bakıyorsun, efendim özengisi dedikleri, hani çekiç, özengi dedikleri duyma aparatları. Ve herkes de böyle bu, kedide de böyle, farede de böyle, insanda da böyle. Ve gene çok dikkat çekici bir şeydir. Türlerin devamlılığı için aynı eylemi bütün mahlukat yapıyor. Evet. Köpek de aynı zevki alıyor. Evet. O zevk ona bir yem olarak atılmış. Türün devamlılığı önemli. Evet. Çünkü varlık alemi akıp evet. gitmektedir. Türlerin devamlılığı söz konusudur. Hep aynı ritüeller. Burada tesadüften bahsedilebilir mi? Hadi, insan tesadüfen böyle bir... Peki uzuvların oluşumu? Biri çıkıntı, biri girinti. Böyle bir tesadüf olur mu? Tesadüf dediğim bir kere olur. Ben şöyle yaparım, tesadüfen çarptım. Ben bunu durmadan böyle yapıyorsam burada tesadüf olur mu?
Şimdi bunları doğru dürüst düşüneceksin. Burada bir şuurun varlığını anlayacaksın. Şuurun varlığını anladıktan sonra varlığın nitelik ve niceliklerine eğileceksin. Çünkü Efendimizin duasını hatırlayalım. Ya Rabbi, eşyanın hakikatini bize öğret. Yani varlığın nitelik ve niceliği bu duaya tekabül eder. Eşyanın şeyin çoğulu, evet, ama oradaki eşyayı nasıl açıklayalım? Eşya yaratılmış olan şeyler. Yaratılmış olan. Sen, ben, koltuk, kameralar. Her şey. Her şey. Her şey. Her izafi birimsellikler. Hakikatini öğret. Hakikati işte söylediğim gibi zat sıfat esmadır. Çiçeğin de öyle, senin de öyle, benim de öyle, galaksilerin de öyle. Malzeme Cenab-ı Hakk'ın nefsi. Nefsimden yarattım diyor çünkü alemi. Bu eşrefi mahlukat olma bütün bunları en üst seviyede kavrayabilme kabiliyeti. Yani yaratılmışların en şereflisi. Şerefi nereden geliyor? Bütün mahlukatı tanıyabilecek, açıklayabilecek, tevafukunun farkına varabilecek, özüne sirayet edebilecek, özüne ulaşabilecek ve değerlendirebilecek, hamdına varabilecek demek. Şükrüne ve hamdına varabilecek demek. Halife olmak itibariyle, halife yani halef, selefin imkanlarını kullanan demek. Selef imkanları veren, halef imkanları seleften alıp onun adına kullanan. Yani biz görmemizi Allah adına kullanıyoruz. Kullanmamız lazım. Lazım. Kulağımızı Allah adına kullanmamız, dilimizi Allah adına kullanmamız, koku almamızı Allah adına kullanmamız, bütün azayı vücudumuzu Allah adına kullanmamız lazım. Şimdi burada bir kötülüğü emreden nefs çıkıyor ortaya. Bu nedir? Bu bizdeki terkibin açığa çıkarmış olduğu kavrama enerjisinin bir yansımasıdır, gölgesidir. Ve burada insan bu kuvvelerin, bu imkanın, bu kudretin kendisinde olduğunu zanneder. Halbuki değil öyle. Allah'ın. Biz onları Allah adına kullanmak için varız. Kendimiz için, kendi tüketimimiz için, kendi zevklerimiz, kendi şehevatımız, kendi menfaatlerimiz için değil. İşte bunu tanzim eden dindir. Din olmadı mı, dinsizlik oldu mu, böyle bir prensipler manzumesi söz konusu olmadı mı, kim tutar abimi? Kim tutar seni o zaman? Yani bir prensibin, bir disiplinin olamaz. Ve her duygu en üst seviyede yaşamak arzusundadır. Her duygu bir esmadır. Çünkü bütün Esma-ül Hüsna Cenab-ı Hakk'ın zatında mündemişken, diyeceksin ki gene açıkla şunu, Cenab-ı Hakk'ın, hayır bizimkiler hem genç hem de bir de macir. Evet, evet bırak. Biz bu sefer. Macir dediğin Türkçesi azdır yani. Efendim, denununda, yani vukufiyetinde, kullanım alanında var olan demek. Mündemiş demek. Toplanmış biri. Evet, kudret sahibi demek yani. Onları kullanabilme yetkisine ve imkanına sahip olan demek. Zatında Cenab-ı Hakk'ın bu vaziyetteyken bunların hepsi, füsusta böyle geçer, bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın, Hak'tan hayat talep ettiler. Var olmayı talep ettiler. Açığa çıkmayı talep ettiler. Ve Cenab-ı Hak da bunları açığa çıkardı. Bu sefer her esma, ben varken buna ne gerek var, ben yeterim iddiasındadır. Bizim üzerimizdeki... Evet, evet. Onun için her canın istediğini yapmaya koşarsın. Ama din ne yapar? Pardon, akort lazım der. Kakafoniye lüzum yok. Tone olması lazım. Bir sazı akord etmezsen, bulum bulum diye böyle bir ses çıkarır, kimse dinlemez. Güzelce burgularından akord ettiğin mi tadına doyamamaz. İnsan da seyri sülük geçirmezse, dinsel bir hayat yaşamazsa akorsuz saz gibi olur. Zararlı olur. Bulunduğu yeri rahatsız eder. Hem kendine hem perde, hem de çevresine zararı vardır. Evet.
Ama akord edilirse hem kendi güzel olur hem de toplum içerisinde özendirici olur. Topluma faydalı olur, toplum ondan memnun olur, toplum onu arar. Bizim terkibe esmamızda şimdi öğrendiğim çok güzel bir şey. Herkes, hepsi bir öne geçmeye çalışıyor. Evet. Ve bu nefsin bir azgınlığıdır. Azgınlığı. Tabii. Nefsin azgınlığını da başa çıkan tek şey, tek değil de yani en önemli şeylerden biri oruç. Oruç. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, henüz evlenmemiş gençler bolca oruç tutsun diyor. Çünkü oruç teskin eder. Demin söylediğim sebeplerden dolayı orta beyni boş bırakırsın. O üreme içgüdüsünü geriye çeker. Enerji beyne kalır. Düşündüğün zaman ya saçmalamanın alemi yok dersin. Çekilirsin bir kenara. İşine bakarsın. Zararlı şeylerden uzaklaşırsın. Bak ne kadar. Onun için fizik ve metafizik ayrı şeyler değildir. Hepsi birbirinin içinde vardır. Hayat, ölüm. Dünya, ahiret. Zahir, batın. Bunlar hep bir iki kanatlı kuş gibi mi efendicim? İki kanatlı kuş gibi kullanacaksın ama aslında bileceksin ki hepsi birdir. Evet. Bak, Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk eden bizden değildir diyor. İkisi de aynı çünkü. Sen ötekini ötekileştirerek ben lazım değil. Mesela ahirete çok düşkünsün, maneviyata çok düşkünsün, dünyayı ihmal ediyorsun. Yanlış. Dünyayı Allah'ın ölçülerinde kullanmak zorundasın. Üremek durumundasın, kazanmak durumundasın. Efendim tasadduk etmek ibadetini yerine getirmen lazım, zekatını vermen lazım, insanlara faydan dokunması lazım. Zengin Müslüman, fakir Müslümandan daha hayırlıdır. Ama zengin, biriktirici, efendim ticaret yaparken hiçbir İslami kaideyi takmayıp, ondan sonra gene sevap ticaretine dönüp de hac, zeka, efendim umre, şuydu buydu falan, böyle de olmaz. Bir insan mert olmalı. Dışarıda da içeride de aynı olmalı. Efendimizin nübüvvetinden de risaletinden de önceki mahlası neydi? El-Emin. Emin olacaksın. Emin adamdan Müslüman olur. Emin olmayan kişiden Müslüman olmaz. Yıldırımcığım. Eyvallah. Evvela emin platformuna sen İslami karakteri koyabilirsin ancak. Emin olmayan kişiden Müslüman olmaz. Eyvallah. Yönetmenimden işareti aldım. Televizyonumuzda da tabii her yerde alışıksınızdır. Reklamlara biraz girmek zorundayız. Buyursunlar tabii efendim. Ayakta duracaksınız. Evet, bir reklam arasıyla reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bizi izlemeye devam edin. Bayrampaşa Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Yıldırım Ağanoğlu ile Bayrampaşa'dan Rumeli'ye Ramazan bereketi devam edecek. Bayrampaşa Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Yıldırım Ağanoğlu ile Bayrampaşa'dan Rumeli'ye Ramazan bereketi devam ediyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Özhan Beyefendi'yi ağırlıyoruz Tek Rumeli Televizyonu'nda. Bir Rumeli evladı. Rumeli, Tek Rumeli Televizyonu'nu şereflendirdi. Oruç, Ramazan konusunda, gönül kırmak konusunda, terkibi esma, zat, sıfat ve terkibi esma konusunda güzel bir sohbet yaptık. Vaktin imkan verdiği ölçüde. Efendim, İnsan
daima bir arayış içinde. Evet. Bir söz var, bu ne kadar doğrudur? Aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Tabii, tabii. Çünkü insan aramaya mütemayil yaratılmıştır, uygun yaratılmıştır. Aramak üzere yaratılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın zatından açığa çıkan ve çeşitli algı boyutlarında varlığını sürdürüp en son şu yaşadığımız alem, şuhut alemi denilen bu aleme gelinceye kadar bir önceki misal aleminde dahi ne olduğumuzu, varlığın ne olduğunu, Rabbimizi, her şeyimizi biliyorduk. Birbirimizi biliyorduk. Her şeyimizi biliyorduk. Velakin şuhut boyutuna geldiğimizde, ana rahminden çıkıp dünyaya geldiğimizde bant silindi. Unuttuk mu efendim? Unuttuk. Unutturulduk. Artı genetik verasetle, yani genler vasıtasıyla anne baba kültür ve besleniş biçiminden kaynaklanan özelliklerle, çünkü annenin psikolojisi ve yedikleri, içtikleriyle oluşan fizyolojisinden olan bir yumurta, aynı şartlarda olan babada bir sperm. Ve zigot. Evet. Ve bunlar birleşiyor. Evet. Ve yeni bir karma, bir varlık ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi iki taraftan da genetik bir veraset söz konusu. Kucağında bulduğun bir takım şeyler var, refleksler var. Sonra bir ortamda doğuyorsun, bir evde doğuyorsun. Orada bir takım doğrular var, bir takım yanlışlar var kendilerine göre. Bu budur, şududur diyen. Ve onlarla büyüyorsun belli bir yaşa kadar. Onlar kulağında ve beyin veri tabanında bir ön fikir yapıyor. Ön kabul yapıyor. Oluşturuyor. Sonra mahalleye çıkıyorsun. Mahallede o çevrenin kültürü, yapısallığı neyse onunla da şartlanıyorsun. Okula gidiyorsun. O dönemin siyasi görüşü ne ise ona göre yapılmış bir takım yazılmış kitaplar. Biz öyle okuduk. Evet. Biz Emin Oktay'ın tarih kitabından tarihi öğrendik. Hepsi yani kısmı küllisi yanlışmış, yalanmış. Yani sistemi ulvileştirmek adına olmayan şeyler yazılmış. Bugün nesnel olarak ispat edildi. Birçok konuda. Bunlarla şartlanıyorsun derken senin fıtratın ortadan kalkıyor. Gömülüyor. Üstünde bir sürü ağırlık. Kir var, pas var. Artık bir tabakalaşmış. Ve başlıyorsun bu tabakanın dışa vurumuyla fikir serdetmeye, iş yapmaya, ilişki kurmaya, ticaret yapmaya, siyaset yapmaya, eğitim yapmaya, ilişki kurmaya. Hep bu veri tabanıyla giriyorsun. Halbuki o sen değilsin. Tamamen şartlanmalar. Onun için mi arıyor insan? Kendisi oraya, olmadığı için. Oraya geleceğim tabii. Eyvallah. Zaten Cenab-ı Hak kendini bulabilsin diye kolaylaştırmış ona. Arama İçgüdüsü verilmiş insanda. Tamam da şimdi ne olacak? Bu tamam güzel de ne? Niçin? Neresi? Ne oluyor? Ne yapıyorum? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Ölüyor insanlar, ne oluyor? Orada mı kalıyor? Devam mı ediyor? İnsan hep bunları düşünmek durumunda. Portföyünde var bunlar. Sonradan diyorlar ki, kardeş, senin bu bildiklerin, bu ön kabullerin falan ya doğrudur ya değildir. Ne yapacağız? Vallahi seyri sülük diye bir şey var. Bir içsel, dışsal arınmaya
bir arınma metodolojisine tabi olman lazım. Bir yolculuk. Lazım. Tabii. Bu hicretin 200. yılından itibaren falan olan bir ihtiyaç. Çünkü o zamana kadar Efendimizin hayatı saadetinden işte tabi'in, tebe-i tabi'in, eyme-i müştehidin böyle gidiyor. Yani bir takım veriler var, kuvvetli veriler var. İşte 200'lerde, 150-200 arasında rivayetler çoğalmaya başlıyor. Ulan hangisine dayanacağız oluyor? İş sıkıntıya geliyor. Gene İlhamat-ı Rabbani ile Efendimiz'den kesin olarak duyduğu rivayetlerin bir araya gelmesiyle hareket eden birileri çıkıyor. Ben bu türü tercih ediyorum diyor. Ona mezhep deniyor sonra. Yani bizim bugün bildiğimiz gibi dört mezhepten de ibaret değil yani. Yüzlerce mezhep var. Çünkü Efendimiz'in yüzlerce doğru davranış biçimi var. Yani helal şeyinde, skalasında, kırçal alanında bu da doğru, bu da doğru. Burada ne oluyor? Mezhepler giriyor işinize. Mezhepler için mezheplerde de özellikler, Efendimiz'de olan özelliklerden açığa çıkan içtihatlar, yani davranış biçimleri. Sonra bu akaid tarafını, yani hukuki tarafı temsil ediyor. Ama manevi taraf bu sefer sallantıya giriyor. Bu sefer de müştehitler, burada tarikat denilen, Turuk-u Aliye denilen, insanların gönlündeki, içindeki Allah'ı bulma isteklerini, bu senin söylediğin yöneliş, arayış reflekslerini belli disipline sokacak olan yine Efendimiz kaynaklı ve Kur'an kaynaklı. Mezhepte de, tarikatta da kitap ve sünnette uymayan bir şey varsa batıldır. Kitap ve sünnet mecburiyeti vardır. Kitap ve sünnete, tabii bunu kolaylaştırmak için kıyası fukaha konmuştur. Efendim, ümmetin bir noktada anlaşması göz önünde bulundurmuştur. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki, benim ümmetim yanlışla birleşmez. Yanlışla birleşmez diyor. Sonra kıyasla, yani aynısını kayıtlarda bulamadığım takdirde ona en yakın hal ne ise bu hali ona test ettirerek oradan bir netice elde etme. Efendim bu yollarla bu arayışa çare olmaya çalışıyorlar. Ve netice itibariyle zaten de... Zaten tarik yol demek. Tarik yol demek. Evet. Turuk-u Aliye büyük yollar, yollar demek, ana yollar, yollar demek. Yollar demek tabii. Hepsi bir merkezden çıkıyor. Ana yollar değil. Turuk-u Aliye hep yan yollar. Ana yol tarik-i Muhammediye. Evet. Bütün bu yan yollar, Rifaisi, Kadirisi, Halvetisi, Bektaşisi, Mevlevisi, Şazelisi, say sayabildiğin kadar hepsi yan yollar. Hepsi netice itibariyle Efendimiz'in otoyoluna çıkartır, evet. Ana yoluna çıkartır. Oraya çıkmayan hiçbir yan yol geçerli değildir. Peki bu noktada neyi arıyorsan olsun, nasıl evet. açıklayabiliriz? Şöyle açıklarız. Neyi arıyorsa insanın kapasitesi odur. Ondan dolayı da o kişi odur. Sen ekmek peşinde koşuyorsan sen ekmeksin diyor Hazreti Mevlana. Su peşinde koşuyorsan susun bu diyor. Bu Hazreti Mevlana'nın bir sözü müdür? Neyi arıyorsan olsun. Evet. Eyvallah. Efendim, altın peşinde koşuyorsan altınsın. Ama ne yenirsin ne içilirsin. En sıkıştığın zamanda hiçbir işe yaramaz. Taharet alırsın ancak. Ün peşinde mi koşuyorsun? Olsun. Allah peşinde mi koşuyorsun? Gerisini size bırakıyorum. Eyvallah. Sevda peşinde mi koşuyorsun? Sevdasın. Aşk peşinde mi koşuyorsun? Aşksın. Huzur peşinde? Huzursun. Cömertlik peşinde mi koşuyorsun? Olsun. Ve o cömert Allah indinde değerli, kıymetli. Altın Allah indinde değerli değil. Ancak bir
yetime, bir garibe, bir fıkara ve insanlık için kullanılır ise altın değerli. Yoksa ne yenir, ne içilir, kafana alsan yarar. Bu noktada bu saydıklarınız emri bil maruf, nehi anel münker de... Tabii bu açıklanabilir, tabii. Çünkü huzur, Allah, işte ne tür güzel sıfatlar. Güzele davet etmek, kötüden uzak tutmak. Evet. Uzak durmak ve tutmak. Evet. Bunların bileşkesi sizin ne kalibrede olduğunuzu, ne kalitede olduğunuzu gösteriyor o zaman. Allah katında. Şimdi şöyle de bir şey var. Her insanda var bu özellikler. Her insanda bu özellikler var. Evet. Önemli olan, mesela peygamberlerde bu indifadır. Hiçbir dış etkene ihtiyaç göstermez. İndifa. Yani püskürür. Yanardağ gibi. Püskürür. Evet. Peygamber olmayan insanlarda mutlaka sondaja ihtiyaç vardır. Hmm. Oradaki değeri çıkarabilmek için. Suyu, petrolü, doğalgazı, kullanım özelliği olan, yarar sağlayan şeyler için sondaj mecburiyeti vardır. O zaman sondaja ihtiyaç var. Yani bir aydınlatıcıya, bir öğreticiye, seni sondajla içindeki marifeti açığa çıkarıcıya ihtiyaç vardır. Buna da mürşit deniyor. Eyvallah. Olmazsa olmaz bir şeydir. Öğretmensiz bir okul gördün mü? Evet. Mümkün değil. Peki her şeyin okulu vardır. Dinin niye okulu olmasın? Evet. Maneviyatın niye okulu olmasın? Evet. Turuk Aliye'de maneviyatın okuludur. O okulunda öğretmenine mürşit derler. Eyvallah. İftar vakti geldi. Oh. Müsaade ederseniz bize, hem bizi İstanbul'da, Türkiye'de hem de Rumeli'de izleyen bir dua lütfeder misiniz oruçlarımızı için? Peki. Elhamdülillah. Sümme elhamdülillah. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin. Ve selamun alel mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ya Rabbel alemin, bizi yoktan var eden sensin. Amin. Bu dünyaya seni yine bulalım, yine bilelim, yine sevelim diye yollayan sensin. Amin. Ya Rabbel alemin, bunları başarabilelim diye yine görme, işitme, hissetme, bilme, ifade edebilme gibi donanımlar veren de sensin. Ya Rabbi, bu donanımları nefsimiz için değil, senin yolunda, senin indinde makbul olacak şekilde kullanmayı bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, kitaptan ve sünnetten bizi ayırma. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ayırma. Amin. Onun yolunu güden büyüklerimizin yolundan ayırma. Amin. Onların izlerine, isimlerine basarak devam etmemizi, gelişmemizi ve sana ulaşmamıza yardım eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Bilad-i İslamiye'ye, yani bütün İslam beldelerine lütfunu keremini ziyadeleştir. Amin. Ya Rabbi, biz senin yeteri kadar verdiklerinin kadri kıymetini bilemiyoruz. Sen bizi affeyle. Amin. Ve nimetini bizden uzaklaştırma. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu anda bizim yayınımızı izleyen, şu anda Türkiye sınırlarının dışında olan dindaşlarımız, yurttaşlarımız, kandaşlarımız, kardeşlerimiz var. Ya Rabbi, hepsine huzur ver. Amin. Hepsine metanet ver. Amin. Hepsine güven ver. Hepsine çalışma azmi ver. Amin. Hepsine tekrar iktidar olma azmi ver ya Rabbel Alemin. Lütfundan, kereminden bizi destekle ya Rabbi. Bilerek veya bilmeyerek yaptığımız ne kadar günahımız, hatamız varsa affeyle ya Rabbel Alemin. Güzelliklere yakın eyle. Olumsuzluklardan uzak eyle ya Rabbel Alemin. Lütfuna, keremine boyun eğdik. Oruçlarımızı bunları temin eden bir ibadet olarak hissedebilmemizi ve öyle bir eylem olarak ortaya koyabilmemizi lütfundan, kereminden kolaylaştır ya Rabbel Alemin. Bunun yanı sıra namazdan ayırma ya Rabbi. Kulağımızı ezansız bırakma, alnımızı secdesiz bırakma ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, Allahu Ekber, Allahu Ekber, bize nasip eyle.
Ya Rabbi fukarayla ve ihtiyar sahipleriyle hemhal olmayı bizlere nasip eyle. Onların dertleriyle dertlenerek, onların dertlerini paylaşarak, onların dertlerini azaltmayı bize nasip eyle. Sevinçlerini de paylaşarak çoğaltmayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Sınır dışlarında, uzak beldelerde, zulm altında olan ırktaşlarımızı ve dindaşlarımızı ya Rabbi muhafaza eyle. Ya Rabbi onlara yapılan zulümden onları kurtar ya Rabbel Alemin. Bunun yolu bizim daha güçlenmemizdir. Onlara sahip çıkabilmemizdir. Lütfuyundan, kereminden bizleri de güçlü bir millet haline getirerek dünyadaki bütün mazlumlara el uzatabilecek ve uzattığımız elin gereğini yerine getirebilecek bir el olmasını bizlere hediye eyle ya Rabbel Alemin. Lütfeyle, keremeyle ya Rabbel Alemin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Alihim Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bi Hürmeti Sultanul Enbiya, El Fatiha. Bayrampaşa Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Yıldırım Ağanoğlu ile Bayrampaşa'dan Rumeli'ye Ramazan bereketi sona erdi.